Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik rulo köfte tarifim var. 2 tane iri soğanımı, 3-4 diş sarımsağımı mini robotumdan geçirdim. Rendelenmiş gibi ince bir hal aldı. Çok ince bu şekilde arkadaşlar. 5 tane paşlanmış patatesim vardı bir gün önceden. Onları da değerlendireceğim inşallah. Bugün bir yumurta kırdım. Bir tatlı kaşığı kimyonum var. Bir çay kaşığı karabiber ilave ettim. Acı biber isteyen pul biber verebilir. Tabii ki tuzumuzu da unutmuyoruz. Bir ölçekte tuz verdim. Galeta unum vardı. Evde hazırladığım bayat ekmeklerle. Benim ekmeğim biraz kepekliydi. O yüzden rengi böyle esmer. Kaseyle ilave ettim onu da. Kıymanızın ölçüsüne bağlı aslında. Ben kıymamı dondurucuda bu şekilde saklıyorum. Bir gece önceden paketimi dolabımın rafına indirmiştim. Bir de ayrıca paketim var. Böyle hazırladığım Sizler nasıl hazırlıyorsunuz yazarsanız yorumlara herkes faydalanır. Çok güzel bir şekilde yoğuracağım. İsteyen maydanoz da ilave edebilir ama bu köfte de şart değil. Sadece en önemlisi çok iyi bir şekilde yoğurulması ve buzdolabında bekletirseniz de ideal olur. Ben şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Patateslerimi soydum ve rendeliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beni nereden izlediğinizi yazar mısınız? Eğer yeni fark ettiyseniz de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum abonelik biliyorsunuz ücretsiz şimdi tuz verdim hafif de karabiber vereceğim ben biraz zeytinyağı da ilave ettim patatesimi bir gün önceden haşladığım için biraz kuruydu isterseniz siz de ilave edebilirsiniz bir çay bardağı da süt vereceğim güzelce karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra kaşar peyniri rendeleyeceğim. Küçük bir kalıp yeterli olacaktır. 100 gram kadar, 150 gram kadar diyelim. İsteyen bu harcının içerisine tabii ki farklı şeyler de ilave edebilir. Hatta döşerken rulo köftenizi içerisine garnitürde verebilirsiniz. Şimdi ilerideki aşamalarda onları da göreceğiz zaten. Yağlı kağıt seriyorum tezgahıma. Köftemin bir kısmını alıyorum. Ben üçe böldüm harcımı. Eşit olsun istedim. Bir parçasını aldım. Bu şekilde yayıyorum. İsteyen yağlı kağıdı hafif yağlayabilir ama benim kıymam çok yağlıydı püremi de aldım ve onu da yayıyorum. Bu şekilde yağlı kağıttan yardım alarak rulomu oluşturuyorum. Elimi çok hafif zeytinyağına da batırdım. Şimdi biraz rötuş yapacağım. Düzenleyip fırın tepsimi alacağım. Fırın tepsimi de çok hafif yağladım. sizler nasıl yapıyorsunuz lütfen yorumlara yazın ki okuyanlar da faydalansın evet şimdi tepsime aktardım ikinci ve üçüncüsünü de hazırlıyoruz aynı şekilde kıymamı yaydıktan sonra patatesimi de içerisine yaydım burada dilimli kaşar peynir çok da yakışacaktır isteyen ilave edebilir köftenin arasından aka aka kaşar peynir harika olur ikinci köftemiz de hazır ve üçüncümüzü de hazırladıktan sonra artık sosumuzu hazırlayacağız fırınımı 200 derecede ısıttım herkes kendi fırınını tanır ona göre ayarlayabilirsiniz benim fırınım mini fırın biraz zor oluyor arkadaşlar ama eminim sizler çok çok güzel yaparsınız domates ve biberlerimi üzerlerine dekor olarak koydum. Tabii ki lezzet de verecek. Şimdi 2 kaşık salça hazırladım. Sulandırdım. Üzerine gezdiriyorum. Kızarması için kızgın fırına verdim. Bu şekilde dilimledim sizlere göstermek için. Hoşça ve dost kalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum.